ve istifa etmezse o bir halk hareketiyle indirilecekti ve Türkiye'nin önü açılacaktı. Ve aynı zamanda darbeydi, Amerika'nın müdahalesiydi, şu terörlerdi falan filan. Bunların da önemli ölçüde önü tıkanmış olacaktı. Belirsizlik ortadan kalkacaktı. Cumhurbaşkanı bu adımı atamadı. Attırmadılar. Onu kuşattılar. Biz o zaman Deniz Baykal'a dedik, Cumhurbaşkanı hep beraber gelin bu talepte bulunalım, toplasın ve bu hükümeti istifaya davet etsin. Çünkü o Türkiye için çok önemli bir çözüm ve çıkıştı. Halk hareketi vardı, ordu tavrını almıştı. Cumhurbaşkanı da tavrını aldığı zaman artık o Tayyip Erdoğanlar duramazdı. Nitekim benim o Cumhurbaşkanı'na mektubu, dilekçeyi verdiğim gün bütün o dilekçenin birer örneğini aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun, Milli Güvenlik Kurulu'nda üye olan Bakanlar Kurulu üyelerine de vermiştim. Ve onlar korku içindelerdi. Çıktılar köşkten, Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra Cemil Çiçek dedi ki beklediğiniz şey olmadı dedi. Yani Cumhurbaşkanı bizi istifaya davet etmedi dedi. Doğu Perinçek'in dilekçesi uygulanmadı dedi. Şimdi o onlar için o mümkünseydi bu iktidar şimdi gitmişti. Belki bu terörde böyle olamayacak. Yani başka bir sürece Türkiye girecekti. Ama neyse bunlar sistemin içinde olmuyor. Yani onu söyleyeyim. Sistemin içinde olmuyor. Türkiye bu karışıklıklardan büyük bir çıkış üretecek. Yani Türkiye, ben size söyleyeyim bakın. Türkiye büyük bir atılıma gidiyor. Karanlığa gitmiyor. Büyük bir çözüme gidiyor. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda da şehitler verdik, kayıplar verdik. Olay bununla ilgilidir ama daha 23 Nisan 1920'nin arkasındayız. 23 Nisan 1920'ye varmadık. Neden? Çünkü hükümetimizi kurmadık. Bugün bütün temel mesele 23 Nisan 1920'nin bugünkü örneğini yaratmaktır. Bir milli hükümet kurduğumuz zaman Türkiye'nin ufku hızla açılacaktır. Bugün Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı Sayın Perinçek. Dedi ki vatandaşlarına duyuru yapmış. Türkiye'de terör olaylarına karşı dikkatli olun. Evet işte. Tabii kendisi düzenlediği için. Evet. Şimdi bu güvenlik bölgeler için 3 ilde güvenlikli bölge ilan edildi biliyorsunuz. Evet. Hakkari, Şırnak ve Siirt'teki bazı bölgeler bir anlamda askeri yasak bölge ilan edildi. Bunu önemsiyor musunuz? Çok önemli. Çok çok önemli. Yani bir Irak'ın kuzeyine müdahale ile bağlantılı bazı askeri hazırlıklar da var. O bölgede terörün yoğun olduğu bölge olduğu için o bölgeye yönelik bazı hazırlıklar da var. Tabii önemli, çok önemli. Bir önemli nokta daha biliyorsunuz, seferberlik kanununda bazı önemli değişiklikler yapıldı. O belki kamuoyunun dikkatini çekmedi. Evet, son dakikada. Ordunun talebiyle olacak bir şey tabii. Özellikle seferberlikte kullanılacak araçların bildirilmesi vesaire konusunda yeni bazı hükümler getirildi. Bunlar da ciddi hazırlıklar tabii. Yani ciddi. Ama bir bu savaş hazırlığı. Şimdi yani savaş değil de harekat hazırlıkları da harekat savaşları da götürebilir. Araya girmesin. Doğru. Şöyle doğru. Tabii. Şöyle doğru. Millet diyor ki artık Kuzey Irak'a harekat olmaz. Türkiye gelirse savaşı göze almak zorunda. Yani bunu bu harekata destek verenler de böyle bir yorum yapıyorlar iyi niyette. O belli olmaz. Başkanlar da korkutmuyor. Yani bir şunu söyleyeyim. Bu işin içine Amerika geri adım atarsa orada savaş olmaz. Yani o harekat Türkiye'nin çok kısa zamanda kesin bir başarısıyla sonuçlanır. Yani ama Amerika şey yaparsa yani karşı koyar veya işin içine girerse tabii o başka boyutlara doğru gider. Peki. Buradan hemen şeye geçelim. Diyarbakır mitingini bu tablo içinde değerlendirecek olursak ben en ilk soruyu sormak istiyorum bu konuda. Diyarbakır mitinginden beklentiniz neydi? Bunun ne kadar gerçekleşti? Diyarbakır mitinginden beklediğimizi gerçekleştirdik. Beklediğimiz Diyarbakır'da al bayraklarımızla ondan sonra gümbür gümbür Türkiye'yi birleştirecek büyük atağı gerçekleştirmekti. Onu başardık. Şu arkada Diyarbakır mitinginden gerçi televizyonlarda dün akşam o mitingi vermiş aşağı yukarı bütün televizyonlar. Kum gibi insan. İstasyon meydanı
tıklım tıklım dolu, dolu. Ben o meydanda daha önce de mitingler yaptım. Ama en önemlisi şu, burada olay şu. Diyarbakır'dan dünyaya bayrak gösterildi. Bakın bunu bir tek İşçi Partisi yapabildi ve o İşçi Partisi yaptı. Başka hiçbir parti bunu yapamaz. Başka hiçbir kurum da bunu yapamaz. Şu mitingi Türkiye'de hiçbir parti ve hiçbir kurum gerçekleştiremezdi. İşçi Partisi gerçekleştirdi. Çünkü bakın Türkiye'yi birleştirecek parti İşçi Partisi'dir. Türkiye Diyarbakır'dan birleştirilecek. Türkiye'yi birleştirecek merkez ne İzmir'dir, ne Edirne'dir, ne Ankara'dır, Diyarbakır'dır. Madem düşman bizi Diyarbakır'dan bölmeye çalışıyor, o meşhur haritaları yapmış. Proje 3 oldu, söyleyeceğim projenin evet, ne olduğunu. Evet, madem o haritaları yapmış ve Diyarbakır'ı merkez ilan ediyor, kendi kurduğu ikinci İsrail Devleti'nin ve o ikinci İsrail Devleti'ni de Tayyip Erdoğan çoktan tanımış ve onun projesi içerisinde çalışıyor. O zaman bu Amerikan projesinin cevabı Diyarbakır'dan verilebilir ve onlar madem bizim Kürdümüzü milletimizden koparmaya çalışıyorlar, bir Türk-Kürt ayrımcılığı üzerine planlarını kurmuşlar, biz de o ayrımcılığı bozarak, Kürdümüzü bağrımıza basarak, Kürdümüzü de kucaklaşarak tek bir milletiz gerçeğini Diyarbakır meydanlarından bütün dünyaya ilan ederek hayata geçirebilirdik ve o başarılmıştır. Gördüğünüz bütün gazeteler, Fethullah Hoca gazeteleri, Perinçek Diyarbakır'da kışkırtma peşinde mi? Perinçek Diyarbakır'da kışkırtma peşinde mi? Efendim, Ethem Sancağ'ın gazetesi. Eski arkadaşınız. Bizim eski merkez komitesi üyemiz Tayyip Erdoğan'ın şu anda en yakını olan, Tayyip Erdoğan'ın sık sık evine gittiği geldiği ilaç İngilizlerle ortak dünya çapında Egemen Bağış'ın yakını, dünya çapında efendim ilaç işbirlikçisi Ethem Sancağ'ın gazetesi Güneydoğu Perinçek altında ne diyor? Böyle ben Güneydoğu Perinçek olmaktan tabii iftihar ederim de bugün Diyarbakır'da Doğu Perinçek efendim provokasyon korkusu başlık provokasyon. İçeride provokasyona ha, sahne olacak. Provokasyon ifade. Yani Cenene Türk bir gün evvel PKK Diyarbakır'da sıkı yönetim ilan etti. Sokağa çıkma yasağı ilan etti ve PKK İşçi Partisi'nin mitingine katılmaması için Diyarbakır halkına baskı yapıyor. Yani birkaç koldan Fethullahçılar efendim Star gazetesi AKP yani maalesef Milli İstihbarat Teşkilatı yönetimi, onu biraz sonra konuşacağız. Bütün gazetelerden vesaire bütün el birliği halinde bir gazeteye gideceğiz. Benim soracağım. Bunları konuşacağız. Yani işte bu mitingde bombalar patlayacak. Bu mitingde provokasyonlar olacak. Doğu Perinçek orada provokasyona gidiyor falan. Bu miting İşçi Partisi'nin 40 yıllık müthiş disipliniyle tek kişinin burnu kanamadan gerçekleştirilmiştir. Tam bir kucaklaşma olmuştur. Bakın şimdi biraz evvel Diyarbakır İl Başkanımızla konuştum. Türkiye'mize en güzel haber vereyim. Bugün diyor birdenbire Diyarbakır'da ay yıldızlı insanlar rozetlerle ve şeylerle göğüse takılan bir takım şeylerle dolaşmaya başladılar. Bakın bir günde kazanılan başarıdır bu. Diyarbakır'da insanlar ay yıldızlı rozetlerle dolaşmaya başlamışlardı. Ve dün bütün arkadaşlarımız mitingden sonra şehrin içine dağıldılar. Ben de gittim lokantalarda yemek yedim. İnsanlarla konuştum. Lokantalara gelen insanlarla konuştum. Herkes müthiş bir sıcak ilgi. Herkes bizi bağrına basıyor. Şoförler arkadaşlarımızdan para almıyorlar. Yemek veren lokantalar parayı almak istemiyor. Hoş geldiniz, çok iyi ettiniz. Ondan sonra ve biz de bayrakları alıp gelecektik fakat işte belediye efendim ceza keser diye korktuk. Ruhsatımızı iptal ederler diye çekindik. Hepimizin içi gitti. Gelmek istedik. Camilerde dağıtılan bildirilerde insanlar bağrına bastı. Yani zaten parti orada 10-15 günden beri yoğun çalışıyordu. On binlerce bildiri dağıtıldı. Bakın Dinçer Kömek komutanımız